Kafa Topa Ekeni ye yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte usta krampon ile maçlara gireceğiz arkadaşlar. Şu anda elimizde bulunan uzaylı lordu kramponu toplamda 13 gücünde. Usta krampona geçtiğimizde baya bir güç düşüşü oluyor arkadaşlar. 13'ten 7'ye düşüyor yani 6 güç düşüşü oluyor. Ama bu usta krampon için bayağı bir ter döktük geçen videomuzda alabilmemiz için. Ee, sonunda aldık ve bununla maçlara gireceğiz. Şu anda uzaylı ordumuzun gücü 149.2. Usta krampona geçtiğimizde 147.8'e kadar düşüyor. Ama bu karakteri bu kramponu uzun bir zamandır ya yani bu krampon uzun bir zamandır oyunda görüyordum hep istiyordum arkadaşlar. Ee, bu videoda o yüzden bu kramponla oynayacağım Son maçları kaybetmiştim o yüzden karşımıza bot attı ee, Bilerek kaybettim çünkü takım taraftar düşmeye gidiyordu Ben de takım biletlerini boşa harcamak için Yani gereksiz yere taraftar kasılması olmaması için boşa harcadım 10 tane bileti O yüzden de şimdi karşımıza bot verdi arkadaşlar ee, Ben şu botu yenip hemen geleyim Evet, bot ile olan maçımız bitti arkadaşlar. Umarım karşımıza tekrardan bot atmaz oyun devam ediyoruz. Yeni maçımıza geçiyoruz. Güzel oyuncu buldu arkadaşlar. Normal oyuncu buldu. 53. seviye bir rakip. Şöyle bol şansımızı diledik. Maçımıza başlıyoruz. Haydi bakalım. Rakip. Rakip AFK arkadaşlar. Bekliyoruz. Kurtar kurtaramadık. <laughs> AFK rakip geldi arkadaşlar. Ne yapalım? Yine videoyu durduralım. Rakip diril. Rakibe bir dakika bir tane gol attırayım diyecektim daha emoji yolluyor. Heh, tamam dirilttik arkadaşlar rakibi. Hadi kankam oyun 4-1. Aha rakip bir dirildi piri dirildi arkadaşlar. 5-1 yaptık maçımızı devam ediyoruz. 6-1 boyut farkı bayağı var. 7-1 yaptık. Garip garip emojiler atıyor rakipte. Öğren de gel diyor. 9 1 Ha bir gol attı tamam havasından geçilmez artık. Ona 2 27 saniye var. Ahem. <laughs> Çık kanka oyundan hadi ya uğraştırma insanı. Tamam en güçlü sensin ben öğrenip geleyim kanka tamam. Öğrende gel diyor bize. Tamam kanka öğrenip geleceğim ben sen çık oyundan. Uğraştırma daha fazla bize. Neyse şu andan sonra çıkmasına da gerek yok 3 saniye var. Boğazım <laughs> <laughs> bir kötü oldu arkadaşlar. Güzel bu rakibi de hacamat ettik yeni maçımıza geçiyoruz. Bakalım yeni maçımızda neler olacak. Usta kramponuyla iyi şeyler yapabilecek miyiz? Yani maçlarda bu kramponu çok görüyordum gerçekten. Ben de en az bir kere de olsa oynamak istiyordum bu kramponla. Bugüne nasipmiş arkadaşlar. Karşımızda bir kraliye çovalyesi var. İyi bir maç olacağı benziyor. Başla. Haydi bakalım. Ya yerden bir gol yedik. Maç 1-0. Biz de şöyle bir gol atalım diyecektim ki yine gol yedik. 2-0. Şöyle bir şeyler yapalım. 2-1 yaptık maçımızı. Haydi 2-2. Beraberliği yakaladık. Devam ediyoruz. Ya orada yerden denesem var ya bir tane yerden denesem net goldü ya. Gidip havadan denedim. Ama sıkıntı yok. Tekrardan beraberliğimizi yakaladık. Hayır. Çok güzel 4-3. Alacağız biz bu maçı. 4-4 oldu. Biraz fevri davrandık. 5-4. Rakip öne geçti arkadaşlar. Haydi. 5-5. Beraberliği tekrardan yakaladık. Heyecanlı bir maç oluyor. 6-5. 7-5. Olamaz. Hadi güzel gidiyorduk. 8-5 güzel gidiyorduk ya. Bir anda kötüleşti her şey. 9-5 topun alttan gitmesi gereker, gerekirken havadan gidiyor. İnanılacak gibi değil. 9-6 44 saniye var. Vuramadık. Vursaydık goldü. Çok güzel. 9-7 35 saniye var. Haydi o girsin. Nasıl? Oyun yapma böyle şeyler. Abi top alttan gitsene kardeşim ya. Top alttan gitmiyor arkadaşlar. 10'a 7. Tamam bu sefer alttan geçirebildik. 10'a 8. Aaa. Kanka oldu mu şimdi bu ama ya. Rakip özel açtı arkadaşlar. Ne yapalım. Özeli yanlışlıkla mı açtı? Çünkü devamını getirmedi rakip. Bakalım neler olacak. Rakip özel açtı diye ben de özel açtım. Hayır. Hayır. <laughs> Oha. Adam da büyük kafa yokken büyük kafa varmış gibi oynadı resmen. Rakip yanlışlıkla mı açtı özeli bilmiyorum ama son anda özel açtı yani. Pek de yanlışlıkla gibi görmedim ben ama. Neyse kazandık. Sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi ilk özeli rakip açtı. Ben de hemen ardından dojlama skilllerimi kullandım. Yeni maçımıza geçiyoruz. İyi bir maçtı. Bakalım yeni maçımızda neler olacak. Karşımıza bir alamet geldi. Alamet vs. Uzay Lord'u. 2, 1, başla. Bu arada bu usta seti Lord setle baya karıştırıyordum ben arkadaşlar. Çünkü benziyorlar. Çok benzetiyorum. Şu anda bizde bulunan Usta Krampon. Lord Krampon'a benziyor bayağı ve O şekilde golerik. Alamet ise Uzay Lord'u. Bu arada adamda bayağı bir özel var arkadaşlar. O yüzden ee, sıkıntı yaşamamak adına biz hemen golleri sıralayalım. Maç 2-1. At kankam topu. 3-1 yaptık. Hızlıca farkı açmak istiyorum. Bak adam top oyalamaya gidecek. Ya net eminim bu adam özel açacak ya. Gerçekten net özel açtı bu adam bu arada. <laughs> yani son anda bekleyip özel açacak gibi vibe alıyorum arkadaşlar. O yüzden hızlıca golleri atalım. Sıkıntı yaşamayalım. 5-1 güzel. Devam ediyoruz. 6-1 rakibimiz bağlantı kesti. Tabi kesin de değil yani. Hani öyle bir wipe aldım sadece. Son anda özel açacakmış gibi hissettim. Belki açmayacaktı. Bilemeyiz orasını. Yeni maçımıza geçiyoruz. Yine Usta Krampon ile. Şu ana kadar hiç kaybetmedik Usta Krampon'la. Umarım şu andan itibaren de kaybetmeyiz. Bol şans diliyoruz. 2 1 başla. Oha! O nasıl girmez? Adamın attığı top giriyor da bizimki girmiyor ya. Gel de delirme. Adamın attığı top içimizden geçip giriyor arkadaşlar ama bizim attığımız top kalenin içinden girmiyor. Yani oyun beni delirtmek için var sanırım ya. Maç 2-1. 2-2 beraberliği yakaladık. 3-2 beraberliği bozduk. <laughs> şu an ilginç şeyler oluyor. O büyük kafa geçecek kanka. 4-2 Şu anda özel açmadık hiç. Ama şu an açarız. Dojlamak için. Top yere gel. Gol. <laughs> i̇lginç bir gol oldu. 3x basmıştım. O yüzden buzlamaya da basmak zorunda kaldım. Yoksa 3x'imiz boşa gidecekti. 8 3 Attığın gibi büyük kafayı kullanırım kanka. Ona <laughs> 3 31 saniye var. Ve takip oyundan çıkacak gibi hissettim de çıkmadı. Şöyle iyi oyundu diyelim. Devam etmek istiyor sanırım. Olur kanka, ederiz. 11'e 3 12'ye 3, 13'e 3, 14'e 3, 14'e 4, 15'e 3 olmalı, 15'e 4, 16'ya 4 ve rakibimiz bağlantı kesti. <laughs> seriye bağladık arkadaşlar. Bu maçımızı da bu şekilde kazandık. Güzel oldu. Yani usta ayakkabıyla, usta kramponla iyi şeyler yaptık diyebiliriz. Hiç maç kaybetmedik. Ama tabii ki bizim uzaylı ordu kramponunun yerini tutamaz. Çünkü daha çok güçlü bizim uzaylı ordu kramponu. Ee, ölümcül zombi botu var O 10 gücündeymiş ee, Zincir kıran botu 11 gücünde Siber komutan botu 12 gücünde Bizim uzaylı ordunun şeyi daha iyi Ama zincir e, Siber komutan botu da Şekil duruyormuş Uzaylı ordu aslında şekil de ne bileyim Siber komutan botu bir güzel göründü gözüme ee, Antik golem aya ayakkabısı şeyi göremedim ya Viking Viking'in yok mu akıncı Viking'in? Allah Allah akıncı Viking sanırım burada yok. Aynen yokmuş arkadaşlar. Yani ne diyorduk? Antik golem tabii ki uzaylı ordundan daha iyi arkadaşlar. O şekilde yani biz de uzaylı ordunu tamamlamaya tamamlamaya ilk başladığımız zamanlarda Oyunun en iyi karakteri şeydi... Ee, Antik Golem'de... Oyunun en iyi karakteri... Sonrasında Uzaylı Lordu'ydu. Yani Uzaylı Ordu... ikinci en iyi karakterdi. Oyunun en iyi ikinci karakteriydi. Ee, o yüzden Uzaylı Ordu'nu... Tamamlama konusunda o kadar ısrarcıydım. Tabi sonrasından... E, biz tamamlayasaya kadar... Neler çıktı? İşte, e, Yıldız Askeri... Çı Pardon önce... Kaos Şövalyesi çıktı. Sonra Yıldız Askeri. Şu ikisi aynı anda çıktı. Kaos Şövalyesi ile Yıldız Askeri. Ondan sonrasında Kraliyet Şövalyesi geldi arkadaşlar oyuna. Oyunun en güçlü karakteri Kraliyet Şövalyesi oldu. Sonra neler oldu? Oyuna bir destansı eklendi. Bir sürü destansı geldi arkadaşlar. İşte bu ölümcül zombi, zincir kıran, Roy Baller. Bunlar geldi. Bunlarla birlikte tabii ki Işık Kraliçesi ve Vega da geldi e, bizim uzaylı ordu bir 6. 7. sıraya düştü. Öyle bir şeyler oldu. Çünkü Vega, Işık Kraliçesi, Kraliyet Şövalyesi, Yıldız Askeri, Kaos Şövalyesi, Antik Golem, sonra uzaylı ordu geliyor. Yani bu da demek oluyor ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. en iyi karakter arkadaşlar. Yeni karakterler geldiği için oyunun en iyi 7. karakteri şu anda şey e, uzaylı ordu. O şekilde bakalım. Hedefimiz şu anda Vega'yı tamamlamak. Umarım tamamlayabiliriz. Daha 1448 tanecik kartı var arkadaşlar. Bakacağız artık ne zaman tamamlarsak. Ee, Uzaylı ordu kramponunu da giyelim. Şu Vega'ya tekrar bakalım. Az önce 121 gücünde gözüküyordu da krampon yüzünden de sanırım aynen. Krampon yüzünden 121 gücünde gözüküyormuş. Uzaylı ordu kramponuna geçince tekrardan asıl gücü gözüktü videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim video beğendiyseniz damanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay